Anneciğim. Kayınvalide oluyorsun artık. Ay Kerem, hiç yapamam vallahi kayınvalide falan. Kusuruma bakma. Hem Ömer benim bir evladım, oğlum. Ben ona da annelik yapacağım. Öyle kaynanalık falan ay yapamam zaten. Biraz konuşalım mı? Aynı kız mı? Aklım almıyor anne ya. Ne oldu? Sen gel Almanya'dan Antep'e, koca Antep'te gel bir de beni bul. Bir de üstüne Funda'nın yeğeni çık. Ya, nereden bileceksiniz oğlum? Sizin bir kabahatiniz yok. Ben artık neye inanayım, neye inanmayayım, ne yalan ne değil. Anlamadım ki. Yani ortalık karışsın da istemiyorum daha fazla. Anlıyorum yani. Şimdi tabii Funda'nın yeğeni olunca ben de bir düşünmeden edemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Babanla bir olup seni üzmelerinden korkuyorum Kerem. Görüşme sen bunu. Yok oğlum yani ben öyle bir görüşme falan demiyorum sana. Sonuçta arkadaşın hani bir de bunun kararını ben veremem. Sen vereceksin ama hani bakın biraz bir böyle tanımaya çalış, bir anlamaya çalış Kerem. Yani tabii ki Aslı Funda'nın yeğeni diye onun gibi olacak diye bir şey yok. Yani o başka birisi, o başka birisi ama işte temkinli ol Kerem. Hani Funda seni üzmek için Aslı'yı üstüne göndermiş olmasın da ben ne bileyim. Sonra ben sen üzülme diye diyorum oğlum. Başka bir şey değil. Anladım. Ay, bu saat oldu haber yok. Bütün gece ne aradı ne sordu. Ay, inşallah başına bir şey gelmemiş. Ay Allah aşkına kötü düşünme hemen. Nasıl çözülecek bu iş ben bilmiyorum. Nasıl çözülecek? Hatta sana anlayıp seninle konuşacak tabii ki. Sen de arayıp durma artık bence. Ben biliyorum onu. O şimdi çok üzülmüştür. İçi içini yiyordur onun. Banu, sen de kusura bakma yani. Sen tabii böyle gördüğün için muhtemelen hoyratça davrandığını düşünüyorsun Mithat'ın. Yani. Ama gerçekten hiç öyle biri değil. Yani çok duygusaldır, çok naiftir. Peki peki bir şey demeyeceğim çünkü onu tanımıyorum. Ben çıkayım Banu. Geç kalacağım yoksa sen keyfine bak tamam mı? Tamam ben de çayımı içer çıkarım şu ev işini halledeyim diyorum. Ay hiç gerek yok sen çıkma. Mithat'ın emlakçı bir arkadaşı var ona söylemişti o halledecek zaten. Tamam halleder eminim halleder çok teşekkür ediyorum ama ben kendim bakarsam daha rahat ederim. Malum alışkanlıklar. Daha önce kim vardı ki hayatımızda değil mi? Doğru söylüyorsun tamam sen bilirsin. Neyse sen kendi kaosundan çıkmaya bak beni de düşünme tamam mı? Tamam. Bir ihtiyaç olursa ara mutlaka. Tamam. Üzme kendini. Cumali amca. Hocam. Evet. Hey, hayırlı işleriniz olsun kızım. Cumali amca, kızımın mutluluğuna vesile olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senin şefkatini, vicdanını en iyi ben bilirim Cumali amca. Ben senin elinde büyüdüm. Üzerimde hakkın çok. Sen dün akşam sadece Defne'min değil, bir annenin de yüzünü güldürdün. Hepimizin yüreğine su serptin. Allah senden razı olsun. Thank you.